İYİ Parti'nin emeklilerin sorunları ile ilgili verdiği araştırma önergesi üzerine birkaç cümle de ben etmek istiyorum. Süre 3 dakikada sınırlı olduğu için de edilebilecek şeylerin konuşulabilecek olan konuların sınırı çok açık. Dolayısıyla da ben öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Aşağı yukarı 14 milyona yakın emeklimiz var. Bunların bir kısmı doğrudan maaş alıyor, bir kısmı dolaylı olarak maaş alıyor. Yani emeklilerin akrabaları oldukları için. Ama 14 milyon civarında bir insandan söz ediyoruz. Ve değerli arkadaşlar, bunlar hepinizin bildiği gibi, bildiğinizi varsayarak söylüyorum. Asgari ücretin çok çok altında bir ücretle geçinmek durumunda kaldılar. Neden böyle oldu? Değerli arkadaşlar, resmi rakamlara göre enflasyon zaten %17 civarında. Gayri resmi rakamlar, ki ben gayri resmi rakamlara daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum maalesef. TÜİK'in bütün gayretlerine rağmen, hükümetin diyeyim, ama TÜİK'in kaybettiği kredibiliteyi yerine koyabilecek bir adım atamıyorlar. Dolayısıyla da açıkçası şu kabaca baktığımızda enflasyon oranı, gerçek enflasyon oranı cinsinden baktığımızda bugün 14 milyon insanın gerçekten açlık sınırının çok çok altında bir gelirle yaşamak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla da bu konularda bir şeyler yapmak lazım. Yani kaynakların yeniden dağılımı ile ilgili olarak neler yapılabilir diye bir soru var ortada. Ama doğrusu isterseniz hükümet bu sorunun cevabını vermediği gibi ikramiyelerle ilgili olarak da esasında beklentilerin çok altında 100 lira civarında bir artış yaparak durumu idare etti. Halbuki 3 yıldır aşağı yukarı %60 civarında ikramiyelerle ilgili olarak söylüyorum, değer kaybı olan ikramiyelerdeki artış normal olarak 2000'e yakın bir seviyede olması gerekirken 1 milyon 100 binle yetinilmiş oldu. Değerli arkadaşlar, yani bu 14 milyon insan bizim büyüklerimiz belki, veya işte yaş grubu olarak baktığımızda emekli olmuş olan insanlar 65 yaş üstü. Ve bu aşağı yukarı bu rakamdaki insan sayısı da toplam nüfusumuzun %9.9 civarında bir orana tekabül ediyor. Yani arkadaşlar, düşündüğümüzün aksine diyoruz ya biz genç bir nüfusumuz var diye. Hayır, genç bir nüfusumuz yok arkadaşlar. Yani literatüre göre genç bir nüfus toplam nüfusun %7'sini geçmemesi lazım. Ama bizim demin verdiğim orandan bakarsanız %9.9, yani %10 civarında emeklimiz var ve bunlar 65 yaş üstü insanlar. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar, bir selamlayayım bitsin. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Yani her zaman olduğu gibi yine bu lafı söyleyeceğim. Bu lafı söylemenin gerekli olduğuna inanıyorum. Şimdi bir önerge geldi. Bu önerge makul bir önerge. İçeriği itibariyle toplumumuzun önemli bir kesiminin ihtiyaçlarının araştırılması isteniyor. Sizler de muhtemelen benzer bir şey düşünüyorsunuz ama siz hayır diyeceksiniz birazdan. Ve dolayısıyla bu önerge geçmemiş olacak. Ve buna da diyorsunuz ki demokratik bir parlamento, efendim demokratik bir parlamentonun işleyiş tarzı olduğunu söylüyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu gerçekten artık, yani ne bileyim, böyle biraz dışarıdan bakarsınız bunu görürsünüz. Bu tüzük veya iç tüzük diyelim, gerçekten çok yıpratıcı bir iç tüzük. Yani bizleri de yıpratıyor, bence demokrasimizi de yıpratıyor. Bütün Türkiye için bu koşullarda cefakar bir şekilde çaba harcayan bütün emeklileri Halkların Demokratik Partisi olarak saygıyla selamlıyoruz. Onların ihtiyaçları bizim ihtiyaçlarımızdır. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Ne tesadüf ki verilen önergeyle beraber Ankara'da Ankara Valiliği bugün DİSK'e bağlı emekli sendikasının kapatılması için dava açmış. Ve duruşma bugün Ankara'da görülüyordu. Sanırım ertelendi. Bir taraftan insanların sorunları var. Bir taraftan insanlar örgütlenmek istiyor, sorunlarını gündeme getirmek istiyor ve her zaman olduğu gibi konuşmayın, kapatalım dönüyor. Siz ne yaparsanız yapın, nasıl ki Z kuşağı oy moy yok diyorsa, emekliler de bizim Rusipilerimizdir, baş tacımızdır, onlar da oy moy yok diyorlar. Neden? Çünkü 13 milyona yakın emekli var.
ve hala sayılarını bilemediğimiz, her zaman saklanan, kendilerine ait rakamları saklayan, emeklilikte yaşa takılanların 5 milyon civarında da öyle bir sayı var. Yaklaşık 18 milyon, 19 milyona yakın insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ve her seçim döneminde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, intibakla ilgili, 3600 sayıyla ilgili, göstergeyle ilgili sözler veriliyor. Buraya geldikten sonra unutuluyor. Peki emekliler ne yapıyor? Resmen perişan vaziyetteler. Kimi ikinci iş peşinde koşuşturuyor, kimi insanca yaşamak için bir çaba harcamaya çalışıyor. Niçin insanca? Bütün dünyada insanların örgütlenmesine ve aldıkları ücretlere bakıp aslında sosyal devlet olup olmadığına da bakılıyor. Türkiye yapılan bir araştırmada emeklilikte sondan üçüncü düzeyde bütün Avrupa ülkeleri arasında. Peki nedir problemler? Aynı eğitim, aynı prim ücretini veriyorsunuz, aynı sürede çalışmışsınız ve bütün bu prim ücretlerini ödediğiniz halde üç farklı şekilde maaş almıyor Türkiye'de emekliler. 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası ve 2008'den sonra çok farklı ücrete tabi tutulmaktalar. Ve %60'ı 1000 liranın altında alıyorlardı. 1000 liranın altında alanlara ilgili yeni bir düzenleme pandemide 1500 lira yapıyoruz dediler. Bu 500 lira hazineden verildi. Şimdi yapılacak bütün artışlar, ki TÜFE artışlarını TÜİK üstlediği kadar üstünde oynasın, zaten 1500'ü geçmediği için %60'ı perişan vaziyette ve neredeyse geçinemeyecek düzeyler. Asgari ücretin de nasıl belirlendiğini biz bir ülkede biliyoruz. Ve bir diğer konu, hazine SGK'ya olmayan... Açalım lütfen. Toparlayalım. Ödemekteki borcunu resmen nasıl ödeyeceğini bilemiyor. Ve emeklilerin belki de şu andaki bu zor koşullardaki maaşları bile sıkıntıda. Peki ne istiyor bu emekliler? İntibak istiyorlar. En düşük maaşlarının, bu hepimizin eleştirdiği, olmaz dediği, asgari ücretin üstünde olması gerektiğini söylüyorlar. Ki bizim HDP olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak bugün Türkiye'deki asgari ücret zaten komedi, açlık sınırının rakamları belirliyor. Neredeyse 8 bin olmuş. Bir diğeri sağlıkla ilgili, evde kal diyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz ama pandemiyle ilgili test yapmaya gittiğinde 500 lira para istiyor özel hastaneler. Gelin emeklilerle ilgili katkıyı kaldıralım, sağlıkta deform diyordunuz, özelleştirdiniz, insanlar sağlıkta hastanelere gitmekte, özel hastaneye gitmekte çekiniyorlar. Bayram için 1000 lira verdiniz, 6 bayram geçti, ilk verdiğiniz bayram 3 çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi bir çeyrek altın alıp üstüne şeker alamıyorlar. Gelin artıralım. Bir de bakan diyor ki dolarla mı belirleyeceğiz? Altınla belirleyelim, dolarla belirleyelim. Sayın İpek Yüz, selamlayalım lütfen. Tamam mı efendim? Buyurun. Onlarla beraber olmamız lazım. Onların sorunlarına sahip çıkmamız lazım. Ulaşım sorunları var. Pandemide bir de 65 yaş üstü deyip gerçekten onları ötekileştirdik. Ve biz onlara sahip çıkmazsak biz yarın kendi geleceğimizde karartırız, kendi geleceğimizle ilgili de sıkıntıya düşeriz. Koruyalım ama onurlu bir şekilde koruyalım. Koruyalım, evde kal diyelim ama ona doğalgaz, elektrik, su, haberleşme, iletişimde de katkı sunalım. Bunu yaptığımız zaman onurlu yaşam hepimiz için vardır. Ve biz HDP olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak ilk pandemi başladığında da bütçe görüşmelerinde dedik ki bir an önce emeklilerle ilgili, gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili, işsizlerle ilgili bu düzenlemeyi yapalım. Gelin bunu çözelim. Hepinize saygılar sunuyorum.